Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde SQL Server'da geçici veriler üzerinde çalışmayı inceleyeceğiz. Burada SQL Server'daki tarih ve zaman veri tiplerini inceleyeceğiz. SQL Server tarih ve zaman üzerine çok detaylı ve kapsamlı veri tiplerine sahiptir. Bunlar farklı farklı yeteneklere sahip ve kapasitelere sahiptir. Şimdi bunlara bakacağız. Öncelikle ilk inceleyeceğimiz veri tipi date'tir. Date tarih tipinden veri saklamaya yarar. 1-1 ve 0-0-0-1 ile 31-12-9999 tarihleri arasında değer alabilir. Formatı şu şekildedir. Y yılı temsil eder. 4 tane Y harfi 2017 gibi bir şekilde çıktısı olur. Tire MM ayı temsil eder. Mont tire DD bu da day anlamına gelir. Bunların iki basamaklı olduğu için iki tane yazılır burada. Varsayılan değer yani herhangi bir değer olmadığı zaman default hali 1900 yılının 1 Ocak tarihidir. Örnek ise şu şekilde bir tarih verebiliriz. Yukarıdaki formatta uygun olarak bir değişken tanımı ile görüntülenmesi gerçekleştirelim burada. Bunları derlemeye gerek yok. Hani SQL Server'da çalıştırmaya gerek yok. Zaten basit bir tanımları var. Declare diyerek şöyle bir isim veriyorum. Date adında bir değişken tanımlıyorum. Adı da gene date. Değer olarak da tek tırnaklar içerisinde 2013-01-25 şeklinde bir değer verdim. Sonrasında da select bu değişkeni vererek bunun gösterilmesini sağlıyorum. Bir de ekstra olarak alias veriyorum. Bu sütunun adı da şu olsun diyorum. Ve çıktısı şu şekilde gördüğünüz gibi. Date ile date time arasındaki fark şudur. Hemen bunu inceleyelim. Burada gene date tanımladık önce. Sonra da date time tanımlayarak date time değişkenine eşittir. Yukarıdaki date bilgisini değişkenine atayarak otomatik olarak ikisini de aynı veriye atamış olduk. Sonrasında bunların ikisini de ekranda gösteriyorum bu değişkenleri. Date şu şekilde görünüyor. 2025-12-10. Date time ise dikkat ederseniz tarih artı zaman bilgisini de içeriyor. Burada milisaniyeye kadar içeriyor diyebiliriz. Bakın burada saat, dakika, saniye ve 3 basamaklı salise. Bu salise kısmı da 7 basamaklı olabiliyor. Date time'ın farkı bu. Yani adı üzerinde date artı time. Tarih ve zaman. Sonra time'a bakalım. Saat tipinden veri saklamaya yarar. 5 byte'lık depolama alanına sahiptir. Nanosaniye bölümü 7 digit değerden oluşur. Nanosaniye 7 digit de şudur. Burada 3 digit var mesela. Bu maksimum 7 digite kadar hesaplanabiliyor. Yani nanosaniye cinsinden değer bile tutabiliyor. Tablo oluştururken nanosaniye kısmında farklı değer belirterek nanosaniye hassasiyeti belirlenebilmektedir. Burada da örnek kullanım olarak time parantez içerisinde 3 kullanımı nanosaniye değerinin 3 rakamlı hassasiyetini belirtir. Nano 7 kullanımı ise 7 rakamlı nanosaniye hassasiyetini belirtir. Formatı şu şekilde saat, dakika, saniye ve nano şeklinde N ile belirleniyor formatı. Varsayılan değeri 0. Örnek değer ise saat 12.35 geçiyor, 29 saniye geçiyor. Bu da nanosaniye kısmı. Örnek bir saat bilgisi üzerinden time veri tipini kullanalım. Yukarıda belirttiğim örneği veriyorum buraya değerim. Bu time 7. Sonra bunun time 1, 2, 3, 7'ye kadar gösterilmesini istiyorum. Bakın aynı veri hepsine atandı yukarıdaki. Bunlar time 1'den 7'ye kadar değişken isimleri. Ve hepsini göster diyorum. Dikkat ederseniz time 1'de nokta 1 var. 1 digit var. Bu time 2'de 2 digit ve 7'ye kadar da devam ediyor. Bunların istediğini kullanabilirsiniz.
Diğer veri tiplerine göre farklılıklarını gözlemleyelim. Time ile date time arasındaki fark. Şimdi time oluşturuyorum. Time de saat 4 dijite kadar, nanosaniyeye kadar var. Sonra bir date time oluşturuyorum ve time'ı date time'a atıyorum. Sonrasında da bunların ikisini gösteriyorum. Time'da 4 digit görülüyor. Date time'da ise dikkat ederseniz saat zaman kısmı tam olarak aynı. Sadece date time'da da default değer atanmış durumda. Çünkü herhangi bir belirtim yok. Onda da 1900 tarihi var. Small date time, date time veri tipinin daha az kapsamlı halidir. Nanosaniye değerini içermez ve 1.1.1900 ile 6.6.2079 tarihleri arasında değer alabilir. 4 byte'lık veri tipidir. Formatı şu şekilde. En sonunda zamanın, tarihin en sonunda bir de saati var. Gördüğünüz gibi ama sonundaki digit yok. Sadece saat, dakika ve saniye var. Varsayılan değer ise şu şekilde. 1900, 1, 1 ve saat olarak da 0. Örnek değer ise bu şekilde. Small date time ile date arasındaki fark. Yine bir small date time ve date değişkenleri tanımlıyoruz. Small date time 1955 vesaire şu tarih ve zaman bilgisini alıyor. Date ise yukarıda oluşturduğumuz small date time bilgisini alır ve bunları ekranda gösteriyoruz. Small date time yukarıdaki verinin, dikkat ederseniz, aynısını alıyor. Yalnız şurada bir sıkıntı var. Bu problem olmuş olabilir. 12, 43, 10. Normalde bu şekilde bunun tamamını verir. 12, 43, 10. Belki örneği çalıştırdığımızda farklı bir sonuç alırız. Burada ise date kısmında ise sadece tarihi alırız. Çünkü diğer kısmı yok olmuştur. Onu kapasite olarak date bilgisi bunu alamayacağı için de o bundan sonra yok olur diyebiliriz. Date time tarih ve saat tipinden veri saklamaya yarar. 8 byte'lık veri tipidir. 1.1.1753 ile 31.12.9999 arasında bir tarih değer alabilir. Aynı zamanda nanosaniye olarak 3 digit desteklemektedir. Burada kapasiteyi artıran, 8 byte yapan ise bu yıldır. Geçmişe dönük ciddi bir kapasitesi var. Geleceğe dönük de 9000 sonuna kadar var. O yüzden byte de artıyor tabii ki. Ve bu tür şeylerde de yüksek hassasiyet olmaz zaten. Nanosaniye cinsinden maksimum 3 verilmesi de gayet mantıklıdır. Formatı bu şekilde, varsayılan değer, örnek. Ve burada da small date time aynı şekilde gösteriliyor. Small date time'daki veriyi date time'a atarsak, dikkat ederseniz small date time'ın digiti olmadığı için date time'da 0 olarak digit edilmiş. Bu da bir başka örnek. DateTime 2 son versiyonlarda gelen bir özellikti. Oracle'da da vardı bu daha önceden. DateTime 2 DateTime veri tipinin aynısıdır. Bir farkı nanosaniye olarak 7 digit bilgisini içermesi. Diğeri ise 1-1 ve dikkat ederseniz tarihin başından sonuna kadar değer almasıdır. Burada da DateTime ile Date arasındaki farka bakalım. DateTime'da DateTime 2 4 diyorum ve 4'ün de sebebi şu, digittir. Kaç digiti kullanacağım ben, bunu gösteriyorum. Ondan sonra da bunu kullanarak DateTime 2'yi ekranda gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 date bilgisine dönüştürüldüğü zaman ise sondaki zaman kısmı yok olur. DateTime Offset, bu da UTC yani Coordinated Universal Time, eşitlenmiş evrensel zaman bilgisi içeren tarih saat veri tipidir. Burada da çok uzun bir kapasitesi var. Dikkat ettiğiniz gibi. Örnek olarak da şu şekilde. 12, 35, 25 ve 7 digiti artı da UTC eşitlenmiş
evrensel zaman bilgisini de ekstra olarak kendisinde barındırıyor. Bunların arasındaki farklara girmeyeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi birbirine dönüştüğünce zaten fazlalığı yok ediyor. Bu şekilde diyebiliriz. En çok kullanılan veri tipleri, tarih veri tipleri bunlardır.